Merhaba, ben Kemal Arda Gürdal. Olimpik milli yüzücüyüm. 20 senedir Galatasaray'da yüzüyorum. A takım kaptanıyım. Ya ilk başlarda bana Joker diyorlar. Ne isterlerse yüzebiliyordum eskiden takımda. Son zamanlarda da Official Kemal diyorlar. Bir internette bir tane sahte hesabım açıldı. Official Kemal diye. Şimdi öyle çağıranlar oluyor. İdolüm Filippo Mannini, İtalya. En unutamadığım yarış. Londra 2012 olimpiyatlarında yüzdüğüm 100 metre serbest yarışını asla unutamıyorum. Çok heyecanlıydım. Ve en iyi dereceme çok yakın yüzmüştüm. 4 salise kadar kötü yüzmüştüm. Bunun dışında da tam olarak yılını hatırlamıyorum ama 5 sene önce kadardı. 4x50 metre serbest bayrakta Fenerbahçe'yi 1 saliseyle geçtiğimiz yarış. Ben son adam olarak çıkıyordum. 1 saliseyle önce bendeydim. O yarışı asla unutamıyorum. Unutmak istediğim yarış. Aslında böyle bir yarış yok abi. Her yarış bir tecrübe benim için ama herhalde kötü yüzdüğüm, mutsuz havuzdan çıktığım bir yarışı unutmak isteyebilirdim ki unutmuşum büyük ihtimalle. En mutlu olduğum yarış. Londra 2012 olimpiyatlarında yüzdüğüm 100 metre serbest yarış. Soyunma odası anısı. Çok böyle durağan günler de oluyor, çok eğlendiğimiz günler de oluyor. Mesela o zamanlarda bir böyle internette dönen videolar oluyorsa onların aynısını yapmaya çalışıyoruz genelde soyunma odasında. Hani bunları unutamıyorum, bayağı eğleniyoruz çünkü. Eğlenceli. Evet, eğlenceli geçiyor. Geçen sene Hırvatistan'a giderken uçağı kaçırmıştım. Bir 15 dakika kala gitmiştim kapıya ve herkes gitmişti, kapılar kapanmıştı ve şok olmuştum. Bunu unutamıyorum. Sonra neredeyse hani pilota kadar ulaşmaya çalıştım telefonla. Ama pek başarılı sonuç elde edemedim. Sonra 3 gün sonra uçmak zorunda kalmıştım. Şu ana kadar çalıştığım bütün antrenörleri çok seviyorum. Ama kendimi en yakın hissettiğim antrenör Dejan Pejinović. Bundan önceki antrenörüm. Onun çok yani kişiliğini, bana olan abiliğini çok beğeniyor, takdir ediyordum. En iyi hissettiğim yarış. Genel olarak yaz kupalarında çok eğleniyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Yaz ve kış kupaları olabilir. Hani genelde şampiyon oluyoruz açık yaş erkeklerde. Çok iyi hissediyorum kendimi. En iyi hareketim. Genelde benim su altı kabiliyetim pek böyle dillerdedir yani. Su altıyla aldığım yarışlar oluyor. O yarışları yani beğeniyorum. totemim. Yarışı hep sağ ayakla çık. Yani havuz kenarını sağ ayakla çıkarım. Bu. Bence en iyi yüzücü Ian Thorpe, Avustralyalı. Çok doğrucu biriyim. Bu iyi bir şey bence. Yine çok doğrucu biri olmam en kötü özelliğim olabilir.
Yetenekli olduğumu düşünüyorum çünkü çok antrenmanlı olamadığım dönemlerde de en iyi dereceme yakın yüzdüğüm oldu bundan önce. Herhalde yeteneğimden dolayı. Çünkü antrenörlerim de söylüyor yeteneğini bazı yerlerde hani eksiklerini kapatabiliyorsun diye. Herhalde bu özellik söylenebilir şu an. Kemal Gürdal. En çalışkan. Bence Doruk Tekin. En tembel. Deniz Palalar. Ya ben takım kaptanı olduğum için herkesi eşit seviyede seviyorum. Böyle söyleyebilirim. Politik bir cevap yok. Beni en çok zorlayan Doğa Çelik. Ben en çok konuşuyorum galiba çünkü antrenörüm arada bir uyarıyor hani biraz daha sessiz ol arkadaşlarına konuşturma diye. Çok konuştuğumu düşünüyorum. En az konuşan. Ben çok konuştuğum için insanlar konuşuyor mu konuşmuyor pek fark edemiyorum galiba. O yüzden cevap veremeyeceğim bunu. En komik. Hepimiz komiyiz ama Doğa'ya çok gülüyorum. Doğa Çelik. Ben de aslında iyi espiritüel birisiyimdir. Kemal Gürdal da çok iyidir. İyi, hepimiz, bizim farklı komiklik şeyleri var. En bonkör. Şimdi benim diyeceğim, diyecekler ki şampuanlı bile kimi zaman bizle paylaşmıyor ama her gün benden şampuan istiyorlar. Bir yere kadar diyorum ben de. Bonkör. Herkes bonkör ya. Biz yani takım olduğumuz için paylaşmayı biliyoruz. Hepimiz bonkörüz, öyle söyleyebilirim. Arda Gürdal, Kemal Gürdal. En abartan, Doruk Tekin. Doruk Tekin. Ezgi Yazıcı. En şık. Bence en şık benim. En şık Kemal Gürdal. En kötü giyinen. Ya kötü giyiniyor diyemem de benim tarzıma biraz ters kalıyor. Doğa Çelik. En kötü giyinen kim ya? Ben kötü giyinmem herhalde diye düşünüyorum ama. En güzel şarkı söyleyen takım da Doğa Çelik. Ah kine, kine ah bir bilsen. Hiç bitmez bizimkiler. Ah kine, kine ah bir bilsen. Bizimkiler. En kötü şarkı söyleyen. Ben sesini pek beğenmiyorum. Benim herhalde. En kötü şarkı söyleyen Kemal Gürdal. Ben kalıyorum. Ben kaldığım için de kimsenin duştan çıkmasına izin vermiyorum. O yüzden hepimiz kalıyoruz. en fazla yemek yiyen. Mesela Doğa çok yemek yiyor ama metabolizması çok hızlı olduğu için galiba pek belli etmiyor. Ben de çok yemek yiyorum. Yani yüzücüler genelde çok yemek yer. Bu özellikleri biliniyorlar. Hepimiz çok yemek yiyoruz. Hepimiz çok yeriz. Affetmeyiz. En sevdiğim yer İskender döner.
İlk kazandığım parayla galiba ayakkabı aldım. Çünkü ayakkabı sevdam var. Bir de annemle babamı yemeğe çıkarttığımı hatırlıyorum. Küçükken veteriner olmak isterdim. Kahve. Kesinlikle köpek. Keşke dememeye çalışıyorum. Ama düşünürsem... Mesela o zaman geçen sene keşke 100 metre kelebek yarışına girmeseydim. Biraz zor geçti benim için. En sevdiğim kitap Harry Potter serisini çok severek okuyorum. Bir de kürk mantalı Madonna. Şeytan marka giyer çok beğenerek izlediğim bir film. Deadpool çok eğlenerek izlediğim bir film. Bunları söyleyebilirim sana, aklıma bunlar geliyor. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face fucked a topographical map of Utah. Exactly. Çizgi film. Minions çizgi film oluyor mu bilmiyorum ama sinema filmi olarak çok sevdiğim bir çizgi film. Mickey Mouse çok severim o karakter olarak. Ben çoğunu seviyorum ya. Yani kıyafetlerini de giymeyi çok severim. Winnie the Pooh. Küçükken çok izlerdim. Nasıl tigir olsak? Nasıl tigir olmalıyız ama nasıl? Tigir gibi düşünmeli, yürümeli ve ona benzemeli. Sanırım Deadpool. Rihanna'nın bütün şarkılarını seviyorum. Hindistan. Koşmayı seviyorum ve boş zamanlarımda koşuyorum. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında tatile gittiğimde koşmaya çalışıyorum. Tenis izlemeyi seviyorum. Kuzenim tenisçi. Oradan bir herhalde merakım var benim. Sporcu olsam herhalde tenisçi olabilirdim. Genel olarak iç mimar olmak isteyebilirdim. En büyük hayalim bütün dünyayı gezebilmek. Merhaba, ben Kemal Arda Gürdal. Olimpik milli yüzücüyüm. 20 senedir Galatasaray'da yüzüyorum. A takım kaptanıyım.